Gençler gerçi bu akşam nöbet tutacaklar. Ben kötü davranmayayım dedim. Sadece afişin yerine keseni asıl vuruyor. Bu skandal sözlerin sahibi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce. Uşak milletvekilimizin... İnce referandum çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda vatandaşlara hitap eden İnce, kin ve nefret tohumları ekti. Siz Yalova'yı sağlam tutun. Ben yokum diye buralarda bazı numaralar çekiyorlar. Böyle 60-60 geçiyorlar. Gençler gerçi bu akşam nöbet tutacaklar. Ben kötü davranmayayım dedim. Sadece afişin yerine keseni asıl vuruyor. Afiş kesme tiyatrosunu kılıf olarak kullanan İnce, referandumda evet diyenleri hedef gösterdi. Kılıf diyoruz çünkü şimdiye kadar Yalova'dan hayır afişlerinin indirildiğine dair bir habere biz rastlamadık. Gençler gerçi bu akşam nöbet tutacaklar. Ben kötü davranmayayım dedim. Sadece afişin yerine keseni asıl vuruyor. Bu sözlerle 16 Nisan öncesinde bir provokasyon amaçlayan İnce, Türkiye'de kaos isteyen üst akıla da hizmet etmiş oldu. Dış mihraklarla birlikte içimizdeki sözde muhalif geçinen milli irade düşmanları her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyor. Görevlilerinin de uymasını bekliyoruz. Erdoğan'ın tek adam olduğunu, 16 Nisan referandumunda evet çıkarsa ülkede muhaliflere hayat hakkı tanımayacağını iddia ediyorlar. Halbuki Türkiye'de faşist uygulamaların, toplumun içine nifak tohumları ekenlerin başını sözde özgürlük isteyen bu millet düşmanları çekiyor. Gençler gerçi bu akşam nöbet tutacaklar. Ben kötü davranmayayım dedim. Sadece afişin yerine keseni asıl vuruyor. İnce'nin bu skandal ifadeleri de adeta bunun bir ispatı oldu. İnce'nin faşist tavrı ilk defa ortaya çıkmadı. Sizin yaptığınız Muharrem İnce 25 Ekim 2015'te Yalova'da bir esnafa saldırmıştı. İnce seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği kafede siyaset yapmasına izin vermeyen işletme sahibini tartaklamıştı. Merhaba, suç mu? Hayır bakın siz ne şey terbiyesizlik yapıyorsunuz ya onu çekiyorum. Hakaretler savuran İnce, esnafı tartaklamakla da kalmamış, kafeden ayrıldıktan sonra CHP'li Yalova Belediyesi'nin zabıta ekiplerini göndererek işletmeye ceza kestirmişti.